Güzel bir Toskana gününden selamlar herkese. Bugünkü ilk durağımız Asciano diye yazılan, telaffuzunu bilmediğim ufak bir şehir. Kaldığımız yer de buraya çok yakındı. İlk olarak buraya uğrayalım dedik. Şimdi şehrin merkezine doğru giriyoruz. Şehrin girişinde böyle bir kale kapısı karşılıyor bizi. Kale kapısı mı denir artık, han kapısı mı? Merkeze doğru giriyoruz. Şöyle bir şehir haritamız. Biz neredeydik tatlım burada? Gördün mü nerede olduğumuzu? Orta Senate. Orada mıyız? Öyle gözüküyor şu an. Buradan böyle şehrin içini dolaşacağız. Şehir surların içinde yer alıyor herhalde. Her şehir olduğu gibi. Her ufak şehirde olduğu gibi gördüm. Osteria ne demek? Hı? Osteria. Restoran. Buna trattoria, işte osteria şeyleri var. Ristorante falan da yazıyor. Aynen, restoran işte. Tamam. Bu biraz daha farklı oluyor. Yani trattoria da bir restoran, osteria da bir restoran. Osteria bir tık şey galiba, büyüğü. Hmm. Bak bak, şurası kesin bir devlet binasıymış ha. O da bir devlet binası. Bu küçük ve sevimli şehrimizden çıktık. Şimdi diğer şehirlerimize doğru ilerleyeceğiz. Montepulciano tarafına gitmeyi planlıyoruz. Burası zaten çok kısa sürdü gezmemiz. Ufak bir yerde. Diğer taraflarda görüşmek üzere. Montepulciano'ya geldik. Aşağıda yeni şehir var. Yani şehir merkezi. Bayağı büyük. Büyük marketler falan da var. Yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Eski şehrin içine doğru. Bu şekilde bir kapı bizi karşılıyor. Araçla gelecekseniz, ki muhtemelen araçla geleceksiniz, sağda solda park yerleri var. Burada bir yere bırakıp yürüyerek bu tarafa çıkabilirsiniz. Gelişte hemen bir dükkan bizi karşılıyor. Burada da muhtemelen oteller falan var. İçerisi restoranlar, ufak tefek alışveriş yerleri. Bak, wine shop varmış. Aha. Buradan bakabiliriz şarap dönerken. İşte Toskana şarapları. Restoranlar, bu tarz yerler var. Şöyle altılı şarap satıyorlar. 58 euro. Burada çok. Altılı şarap 58 euroymuş. Surlar içerisinde kalan bir şehir daha. Bu güzel restoran girişiymiş. Şehrin içerisinde birbirine benzeyen bir sürü dükkan var o ilk başta gösterdiklerimizden. Yani her turistik şehirde olduğu gibi. Ama çok güzel. İçerideki binalar olsun, yolların gidişi, kalenin içinde oluşu vesaire. Biz bayağı sevdik burayı. Gelmenizi tavsiye ederiz. Biraz da dışına çıkalım dedik. Şu görmüş olduğunuz, biraz önce gösterdiğim ince koridordan dışarıya doğru indik. Şimdi biraz da şehrin dışından, kenardan şehrin artık çıkışına doğru gitmeyi planlıyoruz. Şöyle bir otopark bulduk. Şuradan çıkacağız diye umuyoruz. Kenardan çıkmayı başaramadık şehirden. Tekrar şehrin içine döndük. Diğer şehrimizde görüşürüz. Yolumuzun üzerinde bir başka küçük şehir olan Pienza'dayız. Böyle göstereyim. Ve yanında da
İtalyan efsanesi Vespa'mız olmazsa olmaz. Bir şekilde bir giriş bulduk şehrin içine, sanki böyle taştan binaların içine giriş gibi duruyor. Buraya doğru gidip buradan şehrin içini gezmeyi planlıyoruz. Çok kalmayacağız burada. Zaten ufak bir şehir. Gezmeye başlayalım. Yine küçük küçük dükkanlar. Bir turist duygu. Çok harika bir dönüş ya. Yeni bir yere açılıyor. Bulaşmaz mısın kamerama? Daracık sokaklar çok efsane. Çok güzel şehirler yapmışlar zamanında. Ben burayı daha çok sevdim. Ben de. Diyor ki burayı daha çok sevdim diye. Ben de daha çok sevdim Montepulciano'da. Daha ufak şirin bir yer. Şarapçı. Burayı da tavsiye ederiz. Güzel bir şehir. Evet. Eğer belki çok vaktiniz yoksa söyle bakalım. Çok vaktiniz yoksa Montepulciano'yu es geçip Piemonte'ye gelebilirsiniz. Buranın manzarası da çok güzelmiş. Bakar mısınız? Gel. Hadi. Hadi manzaramızı da çekelim. Sokaklar bir 2 metre genişliği yok yani. Ve kapılar çok güzel. Sevgili Toskana Vadisi. Biz burayı tavsiye ederiz. Bu tarafa doğru gelirseniz mutlaka uğrayın. Bir sonraki şehirde görüşmek üzere. Yenizayı sonlandırmadan şöyle meydanını da çekelim istedim. Büyük bir kilise. Bir tane kuyu. Böyle insanların gelip ortada beklediği bir meydan. Sıradaki şehrimiz bizi kocaman kale kapısıyla karşılayan Siena. Hadi bakalım. Çok büyük kapıdan içeriye doğru giriyoruz. Burada da otoparklar varmış. Hemen girişte. Tabii park etmek serbest mi bilmiyorum ama. Siena sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Katedral mi dedim buraya? Büyük bir kilise karşıladı bizi. Biz çok geriden giriş yapmışız. Normal evlerin başladığı yerde. Şimdi biraz daha turistlerin gelip gezdiği yerlere doğru gidiyoruz. Ama o sokaklar da keyifliydi. Yani yerli halkın olduğu evlerin, yaşadığı evlerin arasından geçmek. Zaten her taraf böyle şu şekilde bitişik bitişik taş evler. Aralarındaki sokaklardan yürümek keyif veriyor. Bir de dışarısı çok sıcaktı. Burada muhtemelen duvarların arasında kaldığı için gölge de kalıyor. Bayağı serin. Rahat rahat yürüyebiliyorsunuz. Meydana doğru giderken şöyle kocaman kulesi olan bir şey karşılıyordu. Atölye işlerini yapıldığı yer işte burası bak. Tam buraya girme, buraya girmeyeceğim. Tamam. Burada oturacağım. Anlatır mısın sen hayatım burayı? Ya burası işte devletin altında olduğu eskiden burada atölye işleri yapıyoruz. Tarihte. Bak, köy alanı anlayacaksın zaten. Hı.
Aynen. Yarış pisti gibi duruyor. Muhtemelen şuralardan da insanlar izliyorlar da bu binalar o zaman var mıydı, sonradan mı yapıldı? Tabii ki bilmiyoruz. Yalnız şu kule bayağı güzel. Bayağı yüksek yapmışlar. O zaman yolculuğa devam. Ve Siena'nın muhteşem katedraline geldik. Çok etkileyici görünüyor. Tören falan var galiba. Ya da vardı. Bakıyorum, he, hazırlıyorlar. Bir şeyler olacak. Kameraya sığmıyor ya. Ben de finalden gidiyor. Fransa. Gidip göreceğiz. O zaman iki tane meydanı var Siena'nın. Değil mi? Tabii, yani bir burası var. Birçok meydanı var aslında, değil mi? En büyük bu Campo dediğimiz. Aşağıda gördüğümüz mü? Roma meydanı. He. Acaba bak olan bir yerin olsa yeterli. Ama zaten buraya gelirken diğerinden de geçecek muhtemelen. Şimdi bakalım karşıdan nasıl duruyor. Duomo meydanı. Tepelerin tepesindeki San Gimignano'ya neydi? San Gimignano. Gimignano'ya hoş geldiniz. Hemen girişte sol tarafımızda bir bar, sağ tarafımızda da güzel bir dükkan karşılıyor bizi. Yine diğer şehirlerde olduğu gibi binaların yan yana olduğu ve binaların arasında turistik yerlerin, dükkanların olduğu bir yol. Özellikle dondurma yemeye geldik buraya. Ufak bir şehirmiş zaten. Şöyle sağını solunu gösterip duruma devam ediyoruz. Dükkanları gezmeye devam. Yok ya, ne domuzu. Beef bunlar, beef. Çok fazla şarap dükkanı var. Aynen, panini de deneyeceğiz. Henüz panini yiyemedim. Of, Florence'da yiyeceğim. Florence'da yiyecekmişim. Orada güzel bir panini varmış. Dondurmacıya doğru adım adım ilerliyoruz. Sence sıra var mıdır? Vardır. Dondurmalı insanlar görmeye başladık. Fazla uzaklaşmış olamayız. Gel. Şu kalabalığın olduğu yer olabilir. Bu sokak da güzelmiş. Meşhur dondurmacı Dondoli. Dünyanın en iyi dondurmacısı olduğu söyleniyor. Zaten şey almışlar, Gelato World Champion. 2006-2007 ve 2008-2009 senelerinde olmuş. Şöyle içeride bir sıra.
şöyle bazı özel dondurmaları varmış. Dondurmalar renk renk. Çeşit çeşit tezgahla bayağı. Dondurmalarımızı aldık. Şöyle 3 toplu bir dondurma. Bayağı büyük. Seninkiler neydi? Michel özel bir şey formülü varmış. Böyle bademli falan. Bir de çikolata. Benimkiler de kendi yine özel dondurmalarından Thai Mango diye geçiyor. Ayrıyeten tiramisu ve İtalyan bahçeleri mi ne öyle bir dondurma vardı. Bakıyorum. Bu kendi bahçeleri olan dondurma. Güzel mi? Bir ot var ama hangi ot olduğunu şey yapamam, tadına bakar mısın? Nane? Nane. Mangol olan bayağı iyi. Tiramisu bayağı kahveli. Çok yumuşak dondurma. Güzel. Yani ben bayağı beğendim. Roma'da yediğimiz, ilk yediğimizden yine biraz daha iyidir belki. Ya bir numaraya koyarız şu an İtalya'da. Aynen. Biz dondurmamızı yiyoruz. Görüşmek üzere. Şehrinde çıkışına doğru ilerliyoruz. Şehir çok güzeldi. Yani Toskana manzarası efsane şehrin kenarlarından. Ayrıyeten dondurma çok güzeldi. Bir o İtalyan bahçesi gibi olanı sevmedim. İçinde sen otlar motlar. Sen ot sevmiyorsun ondan, ben çok beğendim. Aynen, et olsa güzel olurdu mesela. Onun haricinde dondurmalar gerçekten çok güzel. Bir dakika. Bir bebek gördük. Çok güzel uzanmış ya. Bay bay. Bebeğimizi sevdikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Tavsiye ederiz kesinlikle. Mutlaka uğrayın buralara gelmişken. Dondurmadan mutlaka yiyin. Dışarıdan bir şehrin dışından manzarayı izleyin. Toskana manzarasını. Vaktiniz varsa bir şeyler için. Evet, vaktiniz varsa bir şeyler için güzel kafeler var. Güzel şarap dükkanları da var. Şarabınızı da buradan alabilirsiniz. Diğer durakta görüşmek üzere.